Cumanız mübarek olsun kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kimdir? Böyleleri oralara ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Müminlerin annelerinden Hazreti Meymune bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Ya Resulallah, bize Beyt-i Makdis hakkında biraz bilgi verir misin? Allah Resulü de orası mahşer ve menşer. Yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başta yerdeki bin namaza bedeldir buyurur. Hazreti Meymune, peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Resulallah dediğinde, kandillerini yakmak için zeytinyağı hediye et. Zeytinyağı gönder. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur. Cevabını alır Allah Resulü'nden. Mescid-i Aksa, Beytullah'tan sonra yeryüzünün en eski ikinci mabedidir. Bu kutlu mabet, tarihte pek çok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Orada Hazreti Zekeriya'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hatırası vardır. Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis'tir, Harem-i Şerif'tir. Yani mukaddes, dokunulmaz Allah'ın evidir. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte en kutsal üç mescidimizden biridir. Mescid-i Aksa, Efendimizin miraca yükseldiği yerdir. Müslümanların ilk kıblegahıdır. Kabe'den önce sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmışlardır. Mescid-i Aksa, üç semavi dinin mensuplarınca da kutsal kabul edilir. Dolayısıyla orada insanlığın hatırası ve hakkı vardır. Kardeşlerim, uzun yıllardır Mescid-i Aksa mahzundur. Ümmetin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa yaralıdır. Tarih boyunca bütün haçlı seferleri karşısında her türlü tecavüze karşı koruduğumuz Kudüs ve Mescid-i Aksa modern zamanlarda korunaksız haldedir. Giriş kapısına La ilahe illallah, İbrahim Halilullah yazarak bütün İbrahimi dinlerin ortak değerlerine saygı içerisinde, huzur ve barış içerisinde uzun yıllar yönettiğimiz Kudüs, yani Darüsselam, bugün yaşanılmaz hale gelmiştir. Barışın kenti, diğer ismiyle Darüsselam olan Kudüs, barışı özlemektedir. Şehirlerin anası Mekke'nin evlat şehirleri Kurtuba dün yok oldu. Bugün Kudüs her türlü tecavüze açık hale gelerek barışın kenti olmaktan çoktan çıktı. Aziz müminler, bizler bütün inananlara kucak açan, tarih boyunca hiç kimseye zarar vermeyen, herkesi kucaklamış ve bağrına basmış, kerim ve rahim olan Allah'ın sıfatlarının gereği bütün mahlukata karşı her türlü cömertliği sunmuş bir ümmetin çocuklarıyız. Bizim geçmişimizden mahcup olacak hiçbir yanımız yoktur. Ancak bugün biz kendi yaptıklarımızdan dolayı hem kendimize hem Rabbimize karşı mahcubuz ve ondan yardım dileyecek yüzümüz yok. Bugün Müslümanların yaşadığı tüm felaketler, mazlumiyetler ve mağduriyetlerden alacağımız dersler olmalıdır. Bir an önce yapıp ettiklerimizden, kusurlarımızdan ve günahlarımızdan dolayı Rabbimize istiğfar ederek,
ümmet bilinci ve uhuvvet duygusuyla birbirimizle iman kardeşliğimizi yeniden var etmeliyiz. Aksi takdirde Allah'ın rahmetine ve merhametine layık olamayız. Değerli kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, dini, ırkı, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun, Müslüman her zaman zulmün ve zalimin karşısında, mazlumun ise yanında yer almalıdır. Zulme şahit olan herkes, en az zulme uğrayan kadar zulme karşı durmalıdır. Kur'an-ı Kerim, değil zulme razı olmayı, zulmedenlere meyletmeyi bile yasaklamıştır. O halde Müslüman zulmü alkışlayamaz, zalimi asla sevemez, zulme göz yumamaz. Ancak bugünlerde yine müminlerin birliği, beraberliği en kutsal değerlerinden biri hedef alındı. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya zalim ve barbarca yapılan saldırılar, Mescid-i Aksa'nın maneviyatını çiğneyecek kadar haddini aştı. Müminlerin orada ibadet etme hakları ellerinden alındı. Kardeşlerim, bu mübarek ayda, bu mübarek günde, bu mübarek mekanda bizler Rabbimize el açıp diyoruz ki, bizler Mescid-i Aksa ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve koparamayız. Allah'ım, Mescid-i Aksa'daki mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir. Bizi zalimlerden yana eyleme. Bize basiret ver, feraset ver. Bütün Müslümanları vicdanlarından mahrum eyleme. Bizi vicdansızlarla beraber eyleme. Bizi zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı suskun kalanlardan eyleme. Allah'ım, Mescid-i Aksa'yı işgale yeltenenlere fırsat verme. Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle. Artık bu zulmün kalıcı olarak durmasını ve zalimlerin akıttıkları kanda boğulmalarını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Şu mübarek cuma günü hürmetine dualarımızı kabul eyle.